Piyasaların beklediği hareket sonunda geldi. ABD daha fazla tutunamadı ve dedi ki ben enflasyonu bir kenara bırakmalıyım. Faiz artırımlarını ve insanların üzerinde oluşturduğum korku havasını bir kenara bırakmalıyım. Önemli olaya müdahale etmeliyim. Neydi bu önemli olay? İki gündür üzerine basa basa vurguladığım bankacılık krizi. ABD'nin en büyük korkusu buydu. Bütün amaçlar, bütün hedefler aslında böyle senaryoların gerçekleşmemesi için de ancak bazı yapılan yanlışlar bazı e, at gözlükleriyle bakan insanların hedef inancı ve bu hedefe sürekli gitme isteği bu durumu doğurdu maalesef. Peki şimdi ne oldu? Şimdi attıkları adımlarla bir yolu açarken diğer yolu kapatmış oldular. Yani neyi açtılar biliyor musunuz? Para bolluğunun önünü açtılar. Bu sayede bankacılık krizleri riski azaldı. İnsanların güveni artmaya başladı. Piyasalara para akışı olacak. Ancak nerede sorun yaşanacak biliyor musunuz? faiz artırımında sert olamayacaklar. Hatta neredeyse faiz arttıramayacaklar. Burada ellerinde hala küçük kozlar var. Onları oynayacaklarını düşünüyorum. Bu videoda da bunların hepsini detaylıca anlatacağım sizlere. Bütün verilerden yararlanacağız, haberlerden yararlanacağız. Sizden ise tek isteğim emeğin karşılığı olarak bu videoya 300'ün üzerinde beğeni gelmesi. Bunu yaparsanız çok mutlu olurum ve bir sonraki videoda daha motive bir şekilde sizlere bilgi vermeye çalışırım. Şimdi arkadaşlar İlk konu maddemiz ne? Silicon Valley Bank bildiğiniz üzere iflasa gitti ve bu iflas sonucunda birçok kurum kuruluş insan zarar görecekti. Bunların başında USDC geliyor ki sizlere duyurusunu da yaptım. Circle'ın 3 milyar doları vardı içeride ve USDC'de düşüşe neden oldu. Stabil düştü ve bu düşüşler borsalarda vadeli işlem çiftlerini açmaya itti. Buradan para kazanmaya itti. E bunların sonucunda ne oldu? USDC zarar gördü güven kaybetti. Ancak Fed'in müdahalesi sonucunda geri toplamayı da başardılar. Şimdi ne oldu? Öncelikle Fed çıktı ve dedi ki: "Ben Silicon Valley Bank gibi bankaları kurtarmayacağım. Bunlar iflas edecek. Ancak ben müşteri fonlarını ve kurum fonlarını garantiye alıyorum. Ben bunları karşılayacağım ve bu pazartesi yani bugünden itibaren olabilecek. İsteyen gelir parasını alır gider." dedi. Ve bunun için 25 milyar dolarlık da bir fon ayırdı. Ancak bu fon başlangıç adımı gibi görebilirsiniz. Yani düşük bir fon başlangıç adımı. Peki sonrasında ne oldu? Bu haberin arkasından piyasalar rahatladı. Çünkü normalde bankalar ABD'de 250 bin dolarlık bir garanti veriyorlar. Bu garantinin üstü olmuyor. Ancak Silikon Valley Bank Silikon Vadisi'ne hitap eden yani kurumsallara hitap eden bir banka ve burada 250 bin dolar değil 250 milyon doların altında portföy bulmak zor. E bu o açıdan baktığınızda bankacılık kısmında bir rahatlama görülmek zorunda. Ancak bunu 25 milyar dolarla kurtaramayacaklar. Şimdi hemen grafiğe geçelim. Burada incelemeye devam edip tekrardan döneceğiz bu konuya. Bitcoin buna nasıl tepki verdi? Bitcoin'in ilk verdiği tepki dünden beri yaşadığı yükseliş oldu ve bu yükselişin ilki geldi burada bizim trend çizgimizin altında bir dinlendi. Sonrasında tekrardan 4 saatlik mumla bir üst trend çizgisini denedi. Peki şimdi akıllarda şu soru oluştu. 25.000 seviyesi bizim için çok kritikti. Çünkü sonrasında direnç noktaları çok azdı ve bu direnç noktalarını kırmak çok kolaydı. Bunun sonucunda 35.000 ile 40.000 aralığına Bitcoin çıkabilirdi. Bu senaryo geçerli olacak mı? Eğer FED çok beklenmedik bir hamle yaparsa bu senaryo deli gibi gerçekleşecek. Bu benim şahsi düşüncem bir yatırım tavsiyesi içermiyor onu da söyleyeyim. Ancak şahsi düşüncem... Fed'in bu para politikasını bollaştırması ve tekrardan o saçma %2'lik hedefe at gözlüğüyle odaklanıp ona yönelik hamle yapıp piyasayı korkuya sürükleyip neredeyse bankaların genelini iflasa sürükleyen politikadan vazgeçmeleri bu piyasaya çok olumlu gelecek. Ki bunu dolar endeksi verisi bizlere çok güzel gösteriyor. Dünden beri dolar endeksindeki düşüşü çok net bir şekilde görüyorsunuz 4 saatlik bant üzerinde. Şuradaki direnç noktamızı kıramadık. 105,319-105,400 bandındaki nokta kırılmadı. Aşağı yönelik hareket gelmeye başladı. Ve bu hareketin devamı da gelecek. Burada tutunacak konum neresidir? 102,755 seviyelerinde bir tutunma yaşayacak. Çünkü burada önemli destek konumunu aşağı yönlü son mumla kırmış bulunuyoruz. 103,818 kırıldığı için şu andaki güncel hedefimiz alttaki bulunan 102,900. Oradan sonra da trend çizgimizin üstü ve nasip ederse trendin altına gireceğiz ve bu piyasalar için Bitcoin için 25.000'in kırılışı ve yeni bir boğa koşusuna hazırlıktır. Boğa koşusu dediğime bakmayın. Hedef 72.000 değil. Hedef 100.000 değil. Hedefler adım adım ilerler. O yüzden şu an bizim ilk hedefimiz 25.000'i kırıp o boşluktaki alanı değerlendirip birkaç günlük ya da birkaç haftalık harekette o boşluğu yukarı yönlü tamamlayıp 30 binin üzerine atmak. Şimdi bir diğer verimiz Nasdaq verisi. Nasdaq verisi neden önemli? Çünkü ABD piyasaları bu verileri bu açıklamaları nasıl karşıladı? Geneli olumlu karşıladı. Ama neden? Olumlu karşılamasının temel nedeni şu. Öncelikle biliyorsunuz bankalarda kurumların, şirketlerin ve birçok insanın fonları bulunuyor. Bu fonların kaybolması ya da durup dururken eriyip gitmesi, bankanın iflası bunların hepsi korkudur, hepsi zarardır. Şimdi şirketler bu durumda kara geçmeye başladı. Benim bankadaki param artık güvende. Ben istediğim zaman devlet garantisiyle gidip bunu çekebileceğim. E bu güven olunca teknoloji hisseleri, Nasdaq hisseleri, S&P piyasası hepsi yükselişe geçti. Açılışta bir küçük kırmızıyla açtılar ancak şu anda baktığımızda güncel olarak %1,60 Nasdaq, %0,85 Dow Jones. Onun haricinde S&P'ye baktığımızda, US 500'e baktığımızda aynı şekilde yükselen hareketler karşımıza çıkıyor. Ve şu anda piyasalar öyle tatlı bir hale geldi ki yatırımcılar için, Amerika için belki bu durum söz konusu değil ancak bizim için gerçekten şu an çok tatlı bir piyasa var ve ben bugün gerçekten mutluyum. Bedin bu hamlelerinden zorla da olsa vazgeçmesi bizim için çok olumlu olacak ve ilerleyen dönemlerde bunun etkisini daha net bir şekilde göreceğiz ve belki de şu sıkışıklıkta cebimize çok güzel bir para gelecek, çok güzel bir nakit akışı olacak. Şimdi önümüzde çok kritik bir veri var. Bugün tarihine baktığımızda 13 Mart. Yarın 14 Mart bizim için önemi enflasyon verisi, yani tüketici fiyat endeksi açıklanıyor. Bu veriye baktığımızda Önceki dönemde yaşadıklarımızı biliyoruz. Beklentiyi son bir hafta düşürüp, beklentinin üzerinde bir hareket getirip piyasayı baskıladılar. Peki şimdi ne oldu? Önceki beklenti gerçekleşmedi ancak beklentiyi daha da düşürmüşler. %6'lık bir beklenti var. Bu beklenti şu an bundan düşük gelirse piyasa daha da iyiye gider. Daha da iyi olur. Ancak çok da böyle bir düşüncem yok aslında. Bu piyasadaki şu %6'lık oran %6,5'leri görebilir. 6,4'te sabit kalabilir. Yani böyle bir beklentim var aslında. Ancak bunların altında gelirse benim için iyi. Özellikle de 6,4'ün altında gelirse hala ki gelme olasılığı da var. Çünkü size daha öncesinde de açıkladım. Bu veriler aslında bir önceki dönemlerde yapılan kararların sonucunda oluşuyor. Yani şu an Fed'in yaptığı gevşeme politikası yani mecburi gevşeme daha sonralarda karşımıza çıkmaya başlayacak. Henüz bu çıkmayacağı için burada bir farklılık olabilir. Benim beklentim 6,5 6,4. Bunun altında gelirse benim için olumludur. Bunu da söylemiş olayım. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sonrasında haber akışıyla videoya devam edeceğim. Hatırlatma şu: Çoğunuz vadeli işlem ve spot işlemleri kullanıyorsunuz, kripto paralarla alım satım yapıyorsunuz ve devasa komisyonlar ediyorsunuz. Bunu ödemek istemiyorsanız piyasada şu anda en uygun ücretler meksi borsasında ve gün geçtikçe de bu ücretleri düşürüyorlar. Bakın vadeli kısmında maker ücreti yüzde sıfır taker ücreti ise yüzde bu ücretlerde diğer borsaları karşılaştırıyorlar şu an güncel rakamlar bu şekilde ve piyasanın en uygun borsası bakın en uygun spota baktığınızda yüzde sıfır yüzde sıfır virgül birçok borsa yüzde sıfır virgül de ancak yüzde sıfır olarak maker ücreti alan çok nadir borsalar burada da Maxi borsası öne çıkıyor. Bunların haricinde ekstra bir referans indirimi de kazanıyorsunuz. Demeyin ki bunlar bir şey değil. %0,02 bana ne yapar? Hacim oluşturduğunuzda ne yapacağını çok iyi görürsünüz. Binlerce dolarlık komisyon ödemekten kurtulmuş olacaksınız. %0'lık komisyonlarla bunu da söylemiş olayım. Linklerini de açıklamalar kısmına bırakıyorum videoda. Hem burada beğeni butonuna basıp hem de buradan açıklamalardan katılabilirsiniz. Şimdi haber akışına geçiyoruz. Haber akışını Coin News kanalından yapalım. Bakın burada CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 303 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Yani insanlar likit oldu. Burada ben kanalda uyarı yaptım. Telegram'da ses olarak ve yazı olarak anlattım. USDC'den uzak durun dedim. Çünkü bu olayın netleşmesi uzun sürer. Burada short işlem almayın, long işlem almayın. Zarar edebilirsiniz dedim. Burada çoğu kişi bu işlemleri aldı ve ciddi ciddi bir zarara uğradılar. Likit oldular. Devam ediyorum. Bu çok önemsiz bir haber aslında. Çünkü uyarısı yapıldı. Önceden farkına varılabilecek bir şey. Circle USD stabil Coin şu anda bir dolardan işlem görüyor. Yani normal değerine döndü. Çünkü neden? Fed bunun karşılığında dedi ki ben sana 3 milyar dolarını vereceğim dedi. Ve, ve bundan Circle'da yararlandı. Devam ediyoruz. Bankacılık devi Credit Suisse CDS primi 446 ile rekor seviyeye ulaştı ki bu haberlerin devamı da gelecektir. Bankacılık sektöründeki haberleri mutlaka takip edin. Son dönemlerde çok hareketlenecek bu piyasa. ABD borsalarının açılışını geçiyorum. Biden bankalardaki yatırımcılar korunmaya, korunmayacak. Hiç kimse kanunların üzerinde değil diyor. Bakın burada önemli bir konu var. Nedir bu? kanunların üzerinde değil hiç kimse. Ancak kanunları değiştirebiliyorlar ve kanunları şekillendirebiliyorlar. Devam ediyoruz. Bakın Biden diyor ki Kongre ve düzenleyiciler banka kurallarını güçlendirmelerini isteyeceğim. Bununla yetinmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Tamam, bunu geçtik. Zaten her şeyin sorumlusu aslında başta bunlar. Sorumlu bankaları yöneten yöneticiler kovulacak. İşte vesaire vesaire. Biden bugün açıklamalar yaptı. Bunları da kanaldan paylaştım. Bu kanala katılmak da kendinize yapacağınız bir yatırımdır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi asıl haberlere geliyoruz. Bakın asıl haberler şurada. FED fon vadelerini Mart ayında 0 baz puan olasılığı %60'ı gösteriyor. Yani FED'in fon vadeleri diyor ki artık faiz arttırımı biraz zor. Ne olur biliyor musunuz? Mart ayında 0.25 yani 25 baz puanlık artışı yaparlar. Bu da artık ben hala güçlüyüm göstergesi. Çünkü 25 baz puan konuşuluyor da hala hazırda. Sonrasında artık olayı sıfıra çekerle ve bu durum üstü örtülerek devam eder çünkü başka çareleri kalmadı. Yaptıkları bu bankacılık hamleleriyle, banka iflasında korkularıyla artık bu durum kesinleşmiş gibi duruyor. Bir diğer önemli haber: HSBC Bankası yaptığı açıklamada İngiltere işsahkini, Silicon Valley Bank'ın İngiltere tarafında olanını bir sterlin karşılığında satın alacağını duyurdu. Şimdi bakın burada videonun ortasında bahsettiğim bir konu vardı. ABD Silicon Valley'nin batmasını istiyor. Bakın iflasına herhangi bir müdahalesi yok. Sadece orada yatırımı bulunan fonları, kurumsalları ve bireysel insanları koruyor. Bunu koruyacağını söyledi ki bu da çok mantıklı ve yeni bir hamle. Peki batışa giden bir banka ne olur? Satılır. Burada satıştan bir kar elde etmeyi umuyorlar. Yani burada siz bir sterlin görüyorsunuz. Ancak bu işin görünen kısmı arka tarafta Belki ödenmiş devasa fonlar var. Devasa karşılıklar var. O yüzden burada Silicon Valley'nin de yakında genel hat itibariyle satıldığını görebileceksiniz. Bu İngiltere tarafındaki satıştı. CZ'nin açıklamaları var. CZ elindeki BUSD'leri Bitcoin ve BNB'ye dönüştürdüğünü söyledi. Ethereum'a dönüştürdüğünü söyledi. Burada BUSD ile alakalı videomu izleyip bilgilenebilirsiniz bu konuyla alakalı. Çünkü ilerleyen dönemlerde gündemimizden düşmeyecek bu konu ve yeni bir gündem olacak aslında. Coinbase'in şu anda çökmüş olan Signature Bank'ta 4, 240 milyon dolar tuttuğu açıklandı. Bu çok büyük bir rakam değil, çok kolay absorbe edilir. Haricinde zaten devlet politikaları bunu koruyacaktır diye düşünüyorum. Signature Bank hakkında da bir video çekmeyi düşünüyorum. Yukarıda da çok daha fazla veri var. Ancak videoyu uzatmak istemiyorum. Bu kanala katılarak bu verilerden faydalanabilirsiniz. Anında haber sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi buraya gelmişken hem Telegram'a katılıp hem Mexi Global'a katılıp hem de videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda daha ayrıntılı şekilde konulardan bahsetmek istiyorum. Ancak çok da uzun tutup sizleri sıkmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.